Herkese merhabalar. Can Radyo mikrofonları ve stüdyolarından Öykü Orakçı ile Halkın Nabzı'nda. Nabzı biraz yükselteceğim. Su gibi bir oyuncu var yanımda. Esra Gezginci. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz? İyiyim. Böyle sizi bizi konuşayım mı? Sen diye konuşayım olur, mı? Olur. Tabii ki olur. Ya o kadar genç ki artık yani size bize giremeyeceğim bir durum gibi sanki. Maşallah su gibi diyorum. Annem de çok beğenerek ve severek izliyor. Su gibi. Su gibi. Yani böyle göz nazar denen bir şey de var değil mi? Yani şimdi sizi izlerken oyunculuğunuz elbette ki güzel ama güzel oluşunuzda bir nazar göz durumu olabiliyor. Maşallah diyorum ama. Çok teşekkür ederim. Herkes de desin. Yani izlerken deyin, hepiniz deyin. Bütün güzel oyuncular için ve Esra için geçerli. Bir maşallah demek gerekiyor. Gerekiyor. Böyle bir var. Hakikaten böyle bir şey var. Nazar var. Değil mi? Ve ben nazardan da çok korkuyorum. Dua ediyorum. Anneme de mesela sevdiklerime de söylüyorum. Evet. Herkes böyle bir iyi niyetle bakar, böyle bir maşallah evet derse de. İnsanın kendine bile nazarı değer aslında baktığın zaman. Böyle bir şey de var. Hani enerji çalışmaları falan da bazen biz yapıyoruz. Konuklarım da oluyor. Baktığımızda insanın kendine de nazarı değebiliyor. İyi niyetle de baksan o olabiliyor. Annen de, kardeşin de bunu zaman zaman. Biz maşallah diyelim. Kalbimizi temiz tutarak. Evet, öyle güzel olsun. Peki Esra Gezginci niye oyuncu oldu? Çok ha. Bir anda Esra öyle. Gezginci çünkü hayatını ona adadı, onun için savaştı, onun tutkusuydu o yüzden. Ha, tutku olması başka bir güzel, o zaten başarıya götüren bir şey değil mi? Bence de öyle, aynı fikirdeyim. Tutku olmadan hiçbir iş başarılı sonuçlanamaz diye düşünüyorum. Evet. Peki oyuncu olmasaydın ne olacaktın? Yani ne olmak isterdin? Ne yapmak isterdin? Daha önce de birçok kez aldım bu soruyu. Hmm. Psikolog olmak istiyorum diye her seferinde söylüyorum ama galiba dinleyebilir miydin? Dinleyebilir miydin? Tabii ki. Ben çok seviyorum. İyi bir dinleyici misin? İyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum nacizane. Ama onun dışında insanlara yardım etme, onlara faydalı olabilme, böyle bir gayem var. Hep öyleydim. Anladım. O yüzden belki de psikolog olma içimde böyle bir hep heves olarak kaldı. Çok ama güzel. Oyuncu olmaktan çok memnunum, mutluyum da. İyi ki olabilmişim. Evet. Aslında oyuncu olmanın şöyle güzel bir yanı yok mu? Hayatta mesela ben bunu yapamam dediğimiz insanlar var. Ben onun gibi olamam dediğimiz insanlar var ya. Oyuncu olduğun zaman, o rolleri oynadığın zaman acaba bakış açısı gelişebiliyor mu? Değişebiliyor mu ya da yani hani sen oyuncu olduğun için soruyorum. Farklı roller aldığın için soruyorum. Ne memnun ediyor seni ve o insanlara hak verdiğin nokta oluyor mu? Şimdi o insanların düşünce tarzıyla bakamam. Çünkü ben hayatta hiç öyle bakmıyorum. Hani onu yapamam, bunu yapamam. Yani ön yargılı yaklaşmıyorum. Hı hı. Çünkü bir şeyi denemeden, bir şey için savaşmadan, bir şey için çalışmadan başarılı olamazsın ya da yapıp yapamayacağını bilemezsin. Ben hani hayatta herkesin bir şeyi isteyip de çalışırsa, tutkuyla bağlanırsa başaramayacağına inanmıyorum yani. O yüzden o insanların bakış açısıyla düşünemiyorum açıkçası. Peki en çok rol olarak neyi seviyorsun? Keyif alıyorsun. Böyle yayıla yayıla. Sevine sevine diye diye. Sete nasıl gidiyorsun yani? Hangi rol için daha çok gidiyorsun? Aslında kabul ettiğim bütün işlerde çok severek gidiyorum. Çünkü çok reddettiğim işler de oluyor. Evet. Kabul ettiğim işlere de tabii severek gidiyorum. Her rolü oynamak keyif veriyor bana. Ben hani şunu da yapayım, bunu da yapayım diye hiç seçmiyorum aslında. Hani eğer ki hani zaten hani başta senaryo geliyor, senaryoya göre seçiyorum. Ama karakter olarak hepsinden keyif alıyorum açıkçası. Çünkü işim bu olduğu için bir de severek yapmanız gereken bir iş. Evet. Hissettirmek gerekiyor. Karşı tarafa seyirciye enerjiyi geçirdiğiniz zaman biz çok mutlu oluyoruz. Hatta geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Çok mutlu oluyoruz. Oradaki bir duruş, bir bakış bile gerçekten seyircinin bilinçaltına gidiyor, yerleşiyor. Ya da bakıyorsunuz kendinizi o bakışı yaparken falan buluyorsunuz bir anda. Çünkü insanlar, yani biz hani seyirci olarak söyleyebilirim bunu, gerçekten etkileniyoruz. Yani
etkilenmiyorum diyen, bilemiyorum yani var mıdır? İnsan ister istemez bir kelimesinden, bir duruşundan, bir bakışına mutlaka ki etkileniyor. Yani o sizin aslında orada gösterdiğiniz şeyler, tabii biz iyi tarafından, bunu da altını çizelim, iyi tarafından örnek almalıyız, onu da altını çizelim olayı, değil mi? Yani o çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Peki İzmir'desiniz? İzmir'deyim. Aslında tabii şöyle bir şey var. Yeni projem vesaire, o yüzden İzmir'deyim şu anda. Evet. Bahsedelim mi şimdi? Sonra bahsedelim. Tamam. Girmişken bahsedelim. Tamam. Yeni bir komedi filmi ne başlayacağız? Gider Ayak diye. Daha öncesinde hep dram oynadım sinema filmlerinde. İlk defa bir komedi filmi de oynayacağım. O beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Dramda çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ama ben komedide, bilenler bilir tiyatrodan, komediye daha çok yatkın olduğumu biliyorum. Bu proje o yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Gülmeye çok ihtiyacımız var bugünlerde. Evet, maalesef. Toplum yani, olarak. Kesinlikle öyle. Size söz verdiğim için buraya geldim. Çok teşekkür ederim. Yoksa bu durum, ülkemiz bu durumdayken açıkçası içimizden hiçbir şey gelmiyor. Çok kötü bir durumdayız ama yani bunları düşünmektense bence ülke olarak ne yapabiliriz? Şu saatten sonra bu durumu nasıl kurtarabiliriz? Evet. Bunu düşünmeliyiz. Yani tüh vah diyerek değil, çözüm odaklı olup şu durumdan ülke olarak kendimizi nasıl çıkarırız? Nasıl çıkarabiliriz? Buna odaklanıp herkes taşın altına elini koyup kendi yani gücünün yettiğince ne yapabilir? Zaten devletimiz gerekli olan çalışmaları yapıyor. Evet. Biz de acaba ne yapabiliriz? İnsan olarak, yani birey olarak herkes tek tek bunu düşünse ve yapmaya çalışırsa ben her durumdan mutlaka bir şekilde çıkabileceğimizi düşünüyorum. Zaten ülkemiz birçok zorlukların altında. Altından kalkmış, evet, bir kalktı. Toplumuz. Kesinlikle öyle. Bu saatten sonra da tamam, çok kötü bir durumdayız. Evet. Görüyoruz. Yani günlerdir inanın hani içimiz parça bulunuyor. İçimiz parça parça, evet. O insanlar şey yani konuşurken bile insan zorlanıyor açıkçası. Düşündükçe evet. Çünkü zorlanıyorsun, evet. Ama bunları düşünmek değil de hani ne yapabiliriz'i düşünmeliyiz, evet. Ülke olarak. Çözüm. Çözüm odaklı olalım. İnşallah ben bu durumdan kurtulacağımızı düşünüyorum. Ben de kendi payıma düşeni yapmaya çalışıyorum. Çok sanatçı güzel. Arkadaşlarımızla bakalım işte bir şeyler yapacağız inşallah hep beraber. İnşallah, inşallah. Şu son zamanlarda çıkan yangınların elbette ki hepimizi sarstığı, keyfimizi kaçırdığı, moralimizi bozduğu, doğru. Hepimiz keyfen çöktük diyebilirim. Çok. Ve çok uzun sürdü ve bir yer bitmeden bir yerin haberi oradan geliyor. Maalesef. Bir başka yerin haberi geliyor. Panikledik de bir taraftan bakınca. Zaten Covid başlı başına iki senemizi resmen maalesef aldı götürdü diyebilirim. Doğru. Ekonomik boyutu var işin, psikolojik boyutu var işin. Baktığımız zaman böyle tablo çok kötü duruyor. Fakat dediğin gibi gerçekten çözüm odaklı ilerlemek, şu saatten sonra ne yapacağımızı karar verip el birliğiyle bunu yapmak, birbirimize yardımcı olarak ilerlemek, elbette ki kenetlenmek en önemli şey. Doğru. Covid demişken lütfen herkes aşı olsun. Yani aşı olmadan bu durumun altından kalkamayız. Evet. Ve insanlara aşının ne kadar gerekli olduğunu, bunu bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yani bize bu imkanlar verildi. Ben iki tane aşımı oldum çok şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Evet. Güvende hissediyorum. Ya herkes bu sorumluluğunu yerine getirirse ben bundan da dünya olarak kurtulacağımızı düşünüyorum. Evet. Evet, aynı şekilde. Yine şimdi aslında birazcık birey olarak davranışlarımızı düzeltip
Evet. Toplum olarak da düzelmiş oluyoruz. Yani her şey kendimizde başlıyor. Kendimizde başlıyor. Gerçekten evet. Doğru. Değiştirdiğimiz bir şey bir başkasını etkiliyor. Biraz çok önceki doğru. İşte o hani yazılan senaryoları sizin bize aktarmanız ve bir seyircilerin sizden etkileniyor durumlarının olduğu gibi herkes aslında birbirinden etkilenerek zincirleme bir durumla gidiyoruz hayatta. Hı-hı. Bu dediğiniz gerçekten çok önemli. Bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Şimdi kadın oyuncu olmak, hani evet. Böyle erkek oyuncu olmak, kadın oyuncu olmak, elbette ki insan olarak hayatta duruşumuz var. Bir de kadın olarak bir hayatta duruşumuz var. Kadınlarla ilgili son zamanlarda fazlasıyla sosyal medyaya taşınan görüntüler, evet. Cinayetler, tehdit olayları gibi, kadın şiddeti diyebileceğim gibi haberler var. Evet. Şimdi bu konularla ilgili ne düşünür, ne söylemek istersiniz? Şöyle, bugün bir haber okudum ve içim parçalandı. Azra'nın cinayeti. Yani çok kötü hissediyorum gerçekten. Yani Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin, yaşatmasın. Evet. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu konuda benim ne kadar hassas olduğum biliniyor. Daha önceki çıkan haberlerden vesaire. Yani kadına şiddet evet. Benim çok hassas olduğum bir nokta. Bu konuda ya gerçekten çok üzüldüm. Yani şu an böyle Azra'nın evet, haberi aklıma geldikçe çok insanın... hani o katledilişi vesaire, hani o 5 parçaya bölünmesi insanın akıl alır gibi değil. Yani bir hayvan bile telef olduğunda insan nasıl üzülüyor? Kahroluyorsun. Evet. Yani canlı. Bu konuda bence toplum olarak daha fazla ne yapabiliriz düşünmeliyiz. Yine çözüm odaklı olmalıyız. Zaten bu konuyla ilgili çok fazla gündemde şeyler dönüyor. Evet, 26 yaşında ve üniversite öğrencisi evet, kendisi evet, aynı evet. Zamanda. Baktığımız zaman kadın cinayetleri gerçekten haberleri düştükçe ve biz gördükçe ve orada detaylar da paylaşıldıkça hani sosyal medya büyütüyor mu? Hayır, sosyal medya aslında büyütmüyor. Belki daha önce de evet oluyordu. Hı-hı. Ama sosyal medya bizim duymamızı birazcık daha kolaylaştırıyor. Evet. Ama tabii hani yalan haberler de paylaşılıyor mu bazen? Ya da detayı haberin bazen değiştirilebiliyor mu? Hı-hı. Onu yapanlar da var. Ama bu her şeyde var. Yani her haberde var paylaşılan. Biz de son bulmasını diliyoruz. İnşallah. Kadın cinayetlerinin son bulmasını, kadına şiddetin son bulmasını kesinlikle diliyoruz. Kesinlikle öyle. İnsan olduğumuzu hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Her zaman kadın ya da erkek önce insan olduğumuzu hatırlamak gerekiyor. Bir kadın olarak insan çok canı acıyor açıkçası. Yani evet. Empati yaptığın zaman hata yapmaya var. Bile korkuyorsun. Evet, yani. Bir ailesi var geride. Yani çok zor bir durum. Evet. Umarım bundan sonra böyle şeyler duymayız. Umuyorum. Dileğim bu olsun. Doğum günü dileğim bu olsun. Evet, ondan bahsedeceğim. O finale saklıyormuşsun. Evet. Ben bu konuda daha önce çıkan haberleri zaten geldiğimizde konuşmuştuk. Hı-hı. Dediğim gibi çok hassas olduğum bir nokta. Konuşurken bile hani böyle elim evet. Ayağım titriyor. Evet. Çünkü kötü oluyorum. Yani ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hani sanatçı tarafından... ne yapılması gerekirse o sorumluluğu taşıyorum açıkçası. Herkes de bu sorumluluğu taşısın lütfen. Lütfen. Evet. Evet. Peki Esra, kaç kardeşsiniz? Abim var. Ne güzel, iki kardeşsiniz. İki kardeşiz. Ama bir doğum günü abinin de doğum günü yakındı galiba. Evet, evet. Çok yeni, iki gün önceydi. Buna aslında hayatın tatlı yönleri, tatlı sevinçleri diyebiliriz. Evet. Şimdi iki gün önce çünkü gördüm ben. Acaba hani senin doğum günün mü diye bir daha baktım ben. Hikayeni de görmüştüm. Sosyal medya hesabına Esra Gezginci'yi takip edenler bilirler. Hikayeni de paylaşmıştın, gördüm. Sayfada da evet. Gördüm sanıyorum. Evet, doğru görmüştüm. Şimdi böyle bir anne için ne güzel bir sevinç aslında, değil mi? Yani yakın. İki gün arayla arka arkaya. Evet. Böyle seneler farklıdır mutlaka ki. Bayağı farklı. Belli. Onu söylemek istemiyorum. Bayağı. Söyleyeyim de abine de yani. Söylemeyelim.
öyle olsa da anne için çok güzel bir şey aslında. Çok güzel bir şey, evet. Güzel bir kutlama yapmak istedik tabii, ülke gündeminden dolayı yine çok fazla bir şey yapılamadı. Evet. Ama sevinçleri paylaşmak çok güzel oluyor. Çok güzel bir şey. Sevdiklerini mutlu etmeye çalışmak. Kesinlikle. Hayata iyi tarafından bakmaya çalışmak. Galiba benim bakış açım bu. Öyle olmalı zaten. Çünkü o insanı bir yere götürüyor. Çünkü hani kalben rahat olunca, aklın ve kalbin anlaşınca daha farklı yol alıyorsun hayatta. İşte o akıl ve kalbin anlaşması da sanıyorum senin dediğin gibi sevinçleri paylaşarak, çoğaltarak, büyüterek, üzüntünü de aynı şekilde paylaşarak geçirmekten geçiyor gibi bir şey oluyor. Evet. Öyle bir şey oluyor. Sevgi dünyayı kurtaracak bence. Evet. Doğamızı da koruyalım. Yani aslında her şeyi sevelim. Canlılar o, yani o kadar gündem yoğun ki hangi birini konuşalım, o kadar üzücü olaylar vesaire işte, ama biraz da hani çözüm odaklı düşündüğümüz zaman işte o doğayı koruyalım. Şimdi o yok olan ağaçlar, onlar canlıydı. Onları yerine koyalım. O telef olan hayvanlar, onlar canlı. Yani onları koruyalım. Onları korumazsak, zaten doğayı korumazsak biz olmayacağız. Yani biz olmadan doğa daha iyi. Ama doğa olmadan biz yaşayamayacağız. Bunun bir farkına varalım artık ve ona göre davranalım. Ondan sonra yani sevgiyle baktığın zaman her şey bambaşka görünüyor aslında. Evet, kesinlikle alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Aynen öyle. Alışkanlıklar, çünkü hiç ne kadar istersek isteyelim alışkanlıkları değiştirmek çok zor oluyor. Zor ama imkansız değil hiçbir zaman. Değil. O yüzden sevgiyi biz alışkanlık haline getirip değiştirmeyelim. Öyle kalsın. Şimdi yarın doğum günün. Evet. Yani yaşını buradan söylemeyeceğim. Yine de söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Hiç fark etmez. Zaten yani Google'a yazan bulacak bir şekilde. Öyle saklama şansınızın olması da kötü yani. Ama bir şöyle taraf saklanacak gibi bir şey hissetmiyorum. Ama ben hayır, şu an için tabii değil yani şu an. Ama ne olacak, ben sokakta bas bas bağırırım şu an, ben de öyle olsa aynı yaşta. Ama şey saklanmaması gerekiyor ya. Her yaşın o kadar yani var ya onun şarkısı, her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerle falan diye. Artık çizgiler de yok yüzde. Yapılıyor bir şekilde. İsteyene göre tabii. Ama gerçekten her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bu yaşın güzelliği ne olur bilmiyorum ama sana hep güzellikler her şeyden önce de şans getirmesini biliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çünkü şans sanıyorum hayattaki en önemli şey. Öyle. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Süper. Süper. O zaman Aslan Burcu oluyorsun. Aslan Burcu'yum. Çok güzel. Koçun. Çok güzel koçun. Ama şey gerçekten Aslan Burcu şeydir, güzeldir. Çok güzeldir. Ama o hani biraz önce aynada şöyle bir saçlarını falan düzeltti, bir görüntü düzelttiğinde de. Ama Aslan yani şeyi var orada. Gerçekten Aslan Burcu çok güzeldir. Ama öyle bir noktası vardır ki denk gelirsen kaç. Kaç. Kükreme anını, herkesin bir damarı hak var aslında. Herkese ama hak ettiği ni göstermekle alakalı bir şey. O aslında dediğiniz şey o. O. Kesinlikle o. Aa, güzeldir Aslan Burcu, güzeldir. Liderdir bir kere yani. Evet. Ben en sevdiğim herhalde Aslan Burcu'ndaki özellik sadakat. Evet. Sadıktır. Çok sadıktır. Evet. Öyle. Bu çok güzel bir şey hayatım. Peki ne istiyorsun Esra? Hayatında ne olsun? Hayatımda olsun dediğim her şey oluyor. Yani şu an çok mutluyum açıkçası. Çok güzel bir hayatım var. Ülkem iyi olsun istiyorum ben. Ülkem iyi olursa ben zaten, benden iyisi yok. Ben şu an huzurluyum, mutluyum. Tek huzursuz olduğum nokta ülkem ve ülkemdeki insanların zor durumda kalması. Evet. Onlar için ne yapabilirimi düşünüyorum. Onun dışında bireysel olarak istediğim her şey oluyor. Çok güzel. Çok koştum, çok didindim. Çocukluğumdan beri işte tiyatrolar vesaire, hani şu an geldi, çok emek verdim. Şu an geldiğim noktadan memnunum. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Dediğim gibi mutluyum. Bakalım bundan sonraki inşallah hayatta çok güzel şeyler olur. Ben
İnsan tarihin öznesidir. Değişir ve değiştirir. Evet. Bunu düşünüyorum. Bir insan tüm dünyayı değiştirebilir. Kesinlikle. Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mız gibi. Şu anda herkesin bir umuda tutunmasını istiyorum. Bu umudu da kendi içinde yaşatıp başlatıp dünyaya daha ne iyi, ne katabilirimi düşünsünler. Evet, umut her bunu şey. Bunu diliyorum. Gerçekten bunu hep beraber başarabiliriz dünya olarak. Evet. Çok ihtiyacımız var. Evet. Peki şimdi iyi ki doğdun diyeceğim sana. Teşekkür ederim. Çok güzel geçsin günlerin ve çok güzel bir yeni yaş diliyorum sana. Öyle olacağına çok inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Yani çok sağlam inanıyorum, öyle söyleyeyim. Senin hislerin kuvvetli galiba. Çok inanıyorum. Bunu yayından sonra söylerim. Çok inanıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Yani belki bir dersin, yani işte öykü söylemişti dersin. Bir şey daha söyleyeyim yayından sonra sana onunla ilgili. Şimdi yeni yaşının sana şans getirmesini diliyorum. Çok şanslı ol. Teşekkür çok ederim. Çok şanslı ol. Şans hayatta her şey bana göre. Hı hı. Çünkü sağlık sorunun vardır ama o kadar şanslısındır ki tak çözülür. Paran yoktur ama o kadar şanslısındır ki tak çözülür. Şans çok önemli bir şey. Diliyorum çok şanslı ol. Her zaman çok şanslı ol şu hayatta. Bu şansın katlansın. Böyle bir. Diliyorum. Sen yeni yaşınla ilgili ne söyleyeceksin? Ne hissediyorsun? Her yaş aldığında hissettiğin şey ne oluyor? Şöyle şunu da eklemek istiyorum doğum günümden açıldığı için. Doğum günümle ilgili bir kampanya başlattık. İyilik Paylaş Derneği ile beraber. Akut'a gelen bütün gelir paylaşılacak ve insanlara bir şekilde destek olmak açısından. Yani yeni ya, doğum günümle ilgili aslında hani şey çok... Mutlu oluyorum ben özel günlerde. Özel günlerde belli. O belli özel günlerde. Mutlu oluyorum çünkü hani mutlu olmak için aslında sebep aramadan mutlu olmak belki de daha önemli. Kesinlikle. Sebep aramayınca zaten bir şekilde mutlu oluyorsun. Yani. Ayağına geliyor bir şekilde. Evet. O yüzden. Aynen öyle. Mutluyum, huzurluyum. İnşallah daha da ülke olarak da mutlu oluruz. İnşallah ülke olarak daha iyi olacağımıza ben de inanıyorum. Umudumuzu kaybetmeden sonuna kadar birlik olacağız, beraber olacağız. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Evet. Çok önemli. Umut hayattaki en büyük kordon. Doğru. Hayatlarımızdaki en büyük kordon aslında baktığımızda. Peki sevgili Esra, son olarak bize ne söylemek istersin? Son olarak söylemek istediğim şey, herkes lütfen taşın altına elini koysun ve kendi açısından gerekli gördüğü her şeyi yaparsa, yani bu küçük bu şey yapsam ne olur demeden ülkemiz için, doğa için, yaşananlar için, pandemi için, kadın cinayetleri için, her şey için tüm sorumluluğumuzu yerine getirelim. Dediğim gibi insan tarihin öznesidir, değişir ve değiştirir. Küçük bir yük demeyin lütfen. Teşekkür ederim bu arada beni konuk olarak ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim geldiğin için. Çok da memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Ama şöyle bir söz almak istiyorum. İki sene sonra yani hani bu işi devam ettirmem bilmiyorum. Hayat bu. Fakat iki sene sonra telefon bekliyorum. Numaramı değiştirmeyeceğim. Bu arada şeyi eklemek istiyorum. Sosyal medya demin dediğin gibi çok büyük bir güç. Kesinlikle. Oradan çok fazla desteklemek istediğim konular oluyor. Oradan paylaşıyorum. Sağ olsun geri dönüşleri de çok güzel oluyor. İnşallah bu gücü hep beraber gösterelim. Sanatçı dostlarımız, destek veren arkadaşlarım var sağ olsunlar. Ben de onlarla beraber destek veriyorum. Dediğim gibi inşallah çok güzel şeyler yaşayacağız. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Can Radyo Ailesi olarak geldiğiniz için. Ve başarılar diliyoruz ama bundan hiç şüphemiz yok. Çok teşekkür ederim. Dilerken hiç şüphemiz yok. Sağ olun. Emin olunuz.
Sevgili dinleyenler, bugün de geldik programımızın sonuna ama birazdan Öykü ile Yol Muhabbeti'nde sizlerle birlikte olacağız. Sosyal medya hesaplarında yazılanlara bakacağız ama bu kez böyle çok keyfe dokunan bir program olacağını zannetmiyorum. Çünkü sizi birazcık yangın haberlerinden haberdar edeceğim. Birazcık gündemde neler var onları okuyacağım, seslendireceğim sosyal medya hesaplarından ve gelen haberlerden. Birazcık bunlara bakacağız. Sonrasında da bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kadar olay olurken, bu kadar yangın, bu kadar cinayetler vesaire gibi gündem, Türkiye'de gündem bu olurken sosyal medya üzerinde çok, çünkü mesaj aldım dinleyicilerimizden, DM üzerinden gelen sosyal medya üzerinde çok böyle paylaşılan farklı şeyler var, böyle eğlenceli. Birazcık onlara özen göstermemiz gerektiğini de altını çizeyim mi? Çizeyim. Birazcık. Şöyle küçük kısa mola verelim biz ona. Birazcık. Saygı olarak en azından. Hepinize musmutlusundan bir gün diliyorum. Birazdan Öykü ile Yol Muhabbeti'nde sizlerleyim. Hoşçakalın.